Sevgili Hataylılar, saygıdeğer kardeşlerim, sizleri uzun bir aradan sonra böyle anlamlı bir günde en kalbi duygularla selamlıyorum. Buradan Akdeniz'in incisi, tarihin, kültürün, dayanışmanın şehri Hatay'ın her bir ilçesindeki, her bir mahallesindeki kardeşlerime en kalbi duygularla selam, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Kardeşlerim, bugün gördüğünüz gibi birçok açılışları, başta Hatay şehir stadımız olmak üzere, bunun yanında barajlarla, bunun yanında birçok spor tesisleriyle inşallah Hatay'ımızı çok da farklı bir hale getirmenin adımlarını atıyoruz. Tabii ben bu arada Türkmen'i, Kürt'ü, Arap'ıyla, Müslüman'ı, Hristiyan'ı, bunun yanında Müslüvisi'yle Hatay'ımızın hoşgörü atmosferini de özellikle içinde bulunduğum için sizleri bu anlamla da selamlıyorum. Kardeşlerim, hep şunu söyledik. Bir olacağız. İri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız dedik. Ve bu birlikteliğimiz, bu beraberliğimiz, bu kardeşliğimiz hamdolsun bizi bugünlere getirdi. Önümüzde daha iyi günler var. Ama bunu sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Ben sizlere inanıyorum. Sizlere güveniyorum. Ve diyorum ki 2023'e hazır mıyız? Hazırlanıyor muyuz? Ve 2023 inşallah Hatay'da bir değişim, bir dönüşüm yılı olacak mı? Sizin işte bu haykırışlarınız zaten bunu gösteriyor. Ve şu arada şimdi gelirken görüyorum maalesef çakılı bir çivi yok. Atılan bir adım yok. Maalesef ana arterler bıraktığımız yerde kalmış. Ama biz yola devam ediyoruz. İşte arkamda 26.600 kapasiteli Hatay Şehir Stadı. Biz eserlerimizle konuşuruz. Onlar ise sadece laf ederler. Unutmayın, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. İşte bakın şimdi şurada da Hatay Kapalı Spor Salonu. Şimdi o da bitiyor. Kısa zamanda inşallah onu da bitireceğiz. Hatay'ın gençliğine ne gerekiyorsa, ne layıksa bunları yapacağız. Ve kardeşlerim, bütün bunlarla beraber bugün ben bir kez daha şu atmosferde ben Hataylı kardeşlerimi burada böyle büyük bir ilgiyle gördüğüm için sizlere müteşekkirim. Gerek hanım kardeşlerime, gerek
beylere çok teşekkür ediyorum. Bu sıcağa rağmen siz buradasınız. Siz bu sıcağa rağmen bizi bu şekilde karşıladınız. Ve sizler bizim yanımızda oldukça bilesiniz ki Hatay çok daha iyi günlerle kucaklaşacak. Bir şey sorayım ya. Şu havalimanını kim yaptı? Kardeşlerim, havalimanından buraya ta İskenderun'a bütün şu yolları 3 gidiş 3 geliş, 2 gidiş 2 geliş, bu yolları kim yaptı ya? Ya diğerlerinin burada yapıldığı bir yolları var mı? Ama bizim işimiz gücümüz bu. Amikovası sürekli taşkınlar altındaydı. Amikovası'nı da bu taşkınlardan elhamdülillah kurtardık mı? Şimdi inşallah yeni barajlarla beraber, kapalı su dağıtım sistemleriyle beraber inşallah su sıkıntılarını tamamıyla de çözme noktasına geliyoruz. Onun da adımlarını atıyoruz. Ama unutmayın, bu ülkede Hatay nasıl ki işgalin özellikle acısını, özgürlüğün tadını, vatan hasretinin ne demek olduğunu çok iyi bilir. İşte biz de bunu çok iyi bilen Hatay'a hizmet etmenin ne demek olduğunu çok iyi biliriz. Onun için yapacağımız çok şey var. Şimdi diyorum ki eğer müsaade ederseniz şu içeriden oradaki arkadaşlarla da beraber olup konuşmamın diğer bölümünü oradan devam ettireyim. Tamam? Müsaade ettiniz mi? Aynı zamanda şu anda tabii gerek arkadaki dev ekrandan gerekse buradan izlemek mümkün. Tamam? Durmak yok. Durmak yok. Durmak yok. Sağ olun, var olun. İşte milletine sevdalı, milletine hizmetkar lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Konuşmaları için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Hep beraber hep ekranlardan yandaki programı izleyebiliriz. Çok teşekkür ederiz.